Herkese merhaba. Dünya Gazetesi dijital kanallarındaki Teknoloji Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta canlı yayında değiliz. Bu hafta yine bant yayındayız. Ancak tabii ki bu yayını Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ve Facebook üzerinden, pardon Instagram yoktu onu fazladan söyledim. Farklı farklı kanallardan takip edebiliyorsunuz. İsterseniz sorularınızı yorumlar altına yazarak biz daha sonra bu sorularınızı ve yorumlarınızı okuyoruz ve sizlere cevap yazmaya çalışıyoruz. Bunu belirteyim. Bu hafta önemli bir konu yine. Bu konumuzda startuplara nasıl destek verilmeli? Bu konuda da Türkiye'de pek çok farklı hızlandırma programı var. Bu hızlandırma programlarından birisi olan İTO'nun da girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Bilgi Ticaretleştirme Merkezi'nin genel müdürünü İbrahim Bey'i konuk edeceğiz. İbrahim Bey de şu anda yayınımızda hazır bekliyor. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi gayet iyiyiz. İbrahim Bey, başlığımız startuplara nasıl destek verilmeli? Evet. Sizce Türkiye'deki startup ekosistemine nasıl destek verilmeli? Çünkü birçok farklı hızlandırma programı var. Hem şirketler tarafında hem de kurumlar tarafında. Ancak bazıları çok yararlı oluyor. Gerçekten çok büyüttüğünü görüyoruz ekosistemi. Ama bazıları da biraz daha sönük kalıyor ve çok fazla oradan fikir de çıkmıyor, girişimci de çıkmıyor. Size göre nasıl destek verilmeli? Ya açıkçası zaten hani startuplara destek mekanizmaları diye çok olgunlaşmış modeller söz konusu. Türkiye'de de bu modellerin benzerlerini veya aynılarını görebiliyoruz. İşte bunların adı kuluçka merkezleri olabiliyor. Sizin de söylediğiniz gibi hızlandırma programları olabiliyor. Veyahut işte bazı sosyal girişimciliğe dair programlar, projeler olabiliyor. Bunlar sadece belli yapısal çözümlerle karşılık bulan mekanizmalar olmayıp aynı zamanda kurumların içerisinde de işlenen bazı programlar olabiliyor. Yani çok çeşitlilik arz ediyor. Ama burada tabii öne çıkan şey oradaki girişimcinin ihtiyacı. Yani o startup'ın ihtiyacı. Bu startup'ın ihtiyaç duyduğu şey nedir? Dediğimiz zaman tabii hep şey öne çıkıyor değil mi? Hani finansal meseleler öne çıkıyor Evet. gözüküyor ama yani artık bizim tarafımızdan bakıldığı zaman hani asıl öne çıkan özellikle başarısızlık göstergesi olarak ifade ettiğimiz en önemli, en öncelikli konu pazarın ihtiyacı olmayan ürün yapılması yani. Genel olarak hani böyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani startup'lar neden başarısız olur? Çünkü pazara uygun olmayan ürün veya hizmetler üzerine odaklanmıştır. Bu da tabii hani çok dış faktörlerin, finansal meselelerin çok içine almayan bir konu olduğu için daha çok Evet. işte buradaki mekanizmaların önemine vurgu yapıyor. Yani bu bir gerçek, bu bir veri. İşte bu veriye istinaden zaten bir sürü mekanizma var. İşte BTM de bunlardan bir tanesi. Ama BTM'nin konumuna ayrıca geleceğim ama hani genel olarak şunu söyleyebilirim. Az önce bahsettiğimiz kavramlar böyle iç içe geçmiş grid kavramlar gibi gözüküyor zaman zaman. Hatta öyle ki uygulama tarafında bunların bir arada kullanıldığı, birbirine ikame eden şeyler gibi gözüken programlar gibi gözüküyor. Ama bizim taraftan gene bakınca bunlar çok apayrı konular ve ele aldıkları metodolojiler de bambaşka metodolojiler. Veya muhatap oldukları startup seviyeleri de çok farklı veya sektörler farklı olabiliyor. İşte burada bunları çok keskin bazı ayrımlar üzerinden değerlendirmek lazım. Eğer öyle yaparsak böyle bir keşmekeşlik oluyor. Yani bir hengame, bir kaosun içerisinde kendimizi buluyoruz ve startup'ta ihtiyacı olan o hizmeti veya desteği alamamış oluyor ki bunca kuruluşun, bunca destek mekanizmasının bir anda eli ayağı boşalmış oluyor veya muhataplarına ulaşamamış oluyor. Ulaşmış olsa bile doğru hizmet vermemiş oluyor. Aslında Dolayısıyla bunları İbrahim Bey, ayırmak gerekiyor. lafınızı böldüm ama şunu da söylemek Estağfurullah. istiyorum. Şimdi baktığımızda startuplara da verilen, startupların daha doğrusu verdiği karar da çok önemli. Çünkü çok fazla hızlanma programı var. Elbette bir tanesi muhakkak girebiliyorlar. Ancak kötü bir hızlanma programı ya da onlara uygun olmayan bir hızlanma programına girdikleri zaman bu da gerçekten onların için kabus da olabiliyor. Bu yüzden aslında seçimin startuplar tarafında da doğru yapılması çok önemli. Ya bu çok doğru bir konu bu arada. Yani şey gibi düşünün. Yani buradaki bir meslek seçiminden ziyade hani doğru seviyede olduğunu bir kere kendini görmek, doğrulamak gerekiyor. Bunu doğrularken tabii istişareye çok açık olmak gerekiyor. Bu da
Burada biz de bu anlamda bir zayıflık görebiliyoruz zaman zaman. Mesela girişimci geliyor, ben bu seviyedeyim, benim startup'ım bu seviyede diye bir iddiada bulunuyor. Halbuki o seviyede değil. Biz bu o sen o seviyede değilsin dediğimiz zaman da şey gibi anlaşılıyor. Yani bir onun projesi, iş modelini yeriyoruz gibi bir ifadeye biniyor ki hani çok alakasız. Biz halbuki doğru hizmeti ona ulaştırmak için bu seviyeyi tespit etmeye çalışıyoruz. Yani o seviyeyle ilgili herhangi bir eleştirimiz söz konusu değil. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Ne kadar bu seviye başlangıç seviyesi yakınsa bizim desteklerimiz o denli yoğunlaşabiliyor. Ve hani gerçekten çok özelleşmiş hizmetler sunabiliyoruz. Ancak mesela startup diyor ki ben işte örnek veriyorum. Siz beni ön kuluçka için değerlendirmişsiniz ama ben kuluçka kısmındayım yani seviyesindeyim. Veya post kuluçka kısmındayım seviyesindeyim diyor. Halbuki şimdi biz ona post kuluçkayı aldığımız zaman, o post kuluçka hizmetlerinden onu faydalandırdığımız zaman büyük ihtimalle çok önemli çıktılar elde edemeyecek o hizmetten. Ya işte ne bileyim, tam tersi de olabilir. Yani ileri aşamada bir arkadaş olabilir. Hani bunu başlangıç seviyesinde olduğunu düşünüyor olabilir. Hani bizde eskiden vardı ya, en baştan başlayalım. Hani bunlardan faydalanalım gibi. O da çok doğru bir tutum olmuyor açıkçası. Yani gerçekten girişimciler burada kuluçka mekanizmalarının, hızlandırma programlarının ne olduğunu bilmesi lazım. Onlara ayıran şeylerin ne olduğunu bilmesi lazım. Hatta sadece o değil, yani o fonlara başvururken veya o yatırımda alırken sadece finansal sermaye üzerinden değil, aynı zamanda entelektüel sermaye üzerinden de bu fonlara ait değerlendirmeleri yapıyor olmanız lazım. Çünkü bizim ele aldığımız yatırım süreci bir finansal bir sermaye üzerinden yapılan bir yatırım olmuyor. Genellikle hani bu smart money dediğimiz şey var ya, hani çok artık özellikle sıklıkla vurgulanmaya başlayan husus. Yani siz o fondan nasıl faydalanacaksınız? O fonun sunduğu imkanlar ne? Entelektüel imkanlar ne? Sizin o ölçeklenme sürecinde size nasıl bir katkısı sağlayabilir? Bu sadece finansallarla yapabileceğiniz bir durum olmuyor genellikle. O yüzden fonları bile seçerken. Yani şimdi biz destek mekanizma olarak belki sadece entelektüel mekanizmalardan bahsediyoruz. Böyle kuluçkalar, işte programlar falan, projeler derken. Ama burada fonlar çok etkin rol üstleniyor mesela dünyada. Türkiye'de de bu böyle olmaya başladı. Hatta biz mesela hep derdik, fonların artmasından ziyade fonların çeşitliliği önemli. Niçin böyle bir şeye vurgu yapıyoruz? Çünkü fonların böyle sektörel olarak veya belli nişler, alanlar üzerinden çeşitlenmesi girişimciye daha özel bir temas gerektiriyor. Öyle olduğu zaman da mesela sadece oyun girişimleri belli bir oyun fonlarına karşılık buluyor. Veya işte örnek veriyorum, tarım dikeyindeki girişimler tarım dikeyinde oluşturulan fonlara karşılık buluyor. O fonlar böylece hem finansal destek sunuyorlar, hem network hem ölçeklenme anlamında çok ciddi bir kapasite sunmuş oluyorlar. İşte bu anlamda destek mekanizmalarını böyle biliriz. İstersen biraz da mesela hani kuluçkayı, onlar nedir, ne onları ayıran şey ne, biraz onlara gireyim mi? Yoksa sonra evet, mı? Evet, olur aslında. Ben de tam olarak onu soracaktım ve konuyu da aslında çok doğru noktaya getirdiniz İbrahim Bey. Yani bu sadece kuluçka değil, aslında fonları tercih ederken de girişimcilere büyük görev düşüyor. Yani o akıllı parayı nerede bulacaklar? Yani para evet bir şekilde girişimcilere zaten var. Türkiye'deki girişim ekosistemindeki yatırım rakamları hiç fena değil. Ama baktığımızda o akıllı parayı nereden bulacaklar? Onu çok önemli bir noktaya değindiniz. Peki şimdi hangi girişimci hangi seviyede? Bunu nasıl anlayacak? Veya bu kuluçka programlarının farkları nasıl? Şimdi iki bakış açısı var, öyle söyleyeyim. İki tane pencere var. Bir tarafta yatırımcı penceresi var. Yani yatırımcının startup'ın seviyesine bağlı olarak yatırımın çeşitlenmesi durum var. Ki orada mesela erken aşama, hatta erken aşama diye bahsediyor. Early pre-seed dediğimiz süreç var. Evet. Seed stage var, early stage var. Seri A, seri B, seri C, D, E diye devam eden artık yatırım turlarından bahsediyoruz. Bir tarafta startup'ın seviyesini oradaki yatırımın miktarı veya yatırımın değerlemesi üzerinden bakılan bir tarafı var. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Diğer tarafta da startup'ın seviyesi oradaki ele aldığı süreç üzerinden. Mesela fikir aşaması, bizim İngilizce tabiriyle bu UVP diyorlar, Unit Value Proposition. Yani değer önerisi aşaması var. Değer önerisinde de hani zannedildiği gibi hani hayal olan, fikir olan şeyin aşaması gibi gözüküyor. Halbuki değil aslında. O da doğru bilinen bir yanlış. UVP aşaması
gerçekten iş modelinin çok yoğun bir şekilde çalışıldı. İş planları ortaya çıktı. Finansal projeksiyon ortaya çıktı. Ancak ürünleşme noktasında henüz tam bir sürecin nihayete ermediği bir aşama. Yani ürünleşmeye çalışan, ürünün çıkması için oldukça gayret gösteren bir aşama, fikir aşaması. Bir tarafta ürün aşaması var. Yani MVP diye bahsettiğimiz. Yani bir tarafta UVP'di, burada da MVP, yani Minimum Viable Product dediğimiz. O yalın ürünün çıkması. Yalın ürünü de şöyle tabii izleyicilerimize aktarmak lazım. Yani prototipten farkı nedir? Bu genellikle sorulmuyor. Enteresan, yani soruluyordur diye bekliyorsunuz ama sorulmuyor. Yani ben mesela çok merak etmiştim bunu, bu konuları ilk girdiğim zaman. Ben şöyle bir karikatürize ediyorum bu konuyu. Yani prototip dediğimiz şeyde ne oluyor? Mesela bir eldiven düşünelim, bir teknolojik eldiven düşünelim. Prototip olduğu zaman böyle kablolar falan dışarıda oluyor değil mi? Hani sonuçta işlevine evet. Bakılıyor, deneniyor. Prototip ilk hali, ilk deneme hali. Eğer bu olursa artık bunu tasarım tarafında falan da şey yapacağız. İşte seri üretime geçeceğiz falan. Bu öyle değil. MVP'de ürünün, hani tabii genellikle donanım olmuyor bizde ama hani izleyicilerimiz öyle kafalarında şey yapabilir, kurgulayabilirler. Ürünün denemek değil, deneme değil de hani müşteri tarafında denendiği hali olarak düşünebilirsiniz. Yani prototipi müşteri tarafında denemeniz çok uygun olmaz. Neden? Çünkü o prototip sadece o işin fonksiyonundan ibaret değil. Aynı zamanda pardon, müşteri tarafındaki ürün, oradaki ürün tarafındaki fonksiyonlardan ziyade bu işin estetik tarafı, göze hoş gelen tarafı veya bunun işte yaygınlaştırma tarafı da öne çıkan bir taraf oluyor. Dolayısıyla atıyorum bir eldivenden bahsettik ya, o eldiven hani o kablo falan dışarıda olamaz MVP'de. Hani onun gerçekten bir müşteri tarafından denenip belki de hani yaygınlaştırması için çaba sarf edilmesi gerekecek. O açıdan MVP belki yalın ürün olarak veya gelişmekte olan bir ürün olarak değerlendirebiliriz. O ürün aşamasında da o arkadaşlarımız, ki bu aşama genellikle ön kuluçka aşaması olarak gözüküyor. Fikir aşaması için biz mesela BTM Camp dedik, yani ön hızlandırma diye arz ettik. Ama ön kuluçkada ürün aşaması ve satışa yönmeye çalışıyor. Yani belli gruplarca bu ürün deneniyor. Mükemmel bir ürün çıkartmak için gerekli feedbackler ve bu işe geri bildirimler toplanıyor. Bu geri bildirimlere istinaden de mükemmel ürün çıkartmaya çalışıyoruz. O ürün de artık bizim satışa hazır olan ürün. Artık ondan satış yapacağız ve buna dair bir zemin teşkil edeceğiz. Yani ön kuluçka da oluyor. Kuluçka aşamasında ise biz mesela satış yapmış olan girişimleri destekliyoruz. Yani burada da hani hep bir kelime olarak şey yaptık. UVP, MVP. Burada da belki POC olarak değerlendirebiliriz. Evet. Çünkü POC de şöyle yapılıyor. Yani POC'nin tabii bir sürü şey var, karşılığı var. Yani endüstriyel tarafta farklı karşılığı var. Bu bizim artık elimizdeki iş modelinin ürünle birleşmesi ve bu kompakt birleşmeden doğan bir meşruiyet çabası, kabul çabası. Yani evet, biz bir ürün ürettik, bunun işte artık satıyoruz ve bu kabul ediliyor yani belli gruplarca. Hatta bakın POC'sine, yani POC sürecine birisi almış, birisi daha almış, hatta üçüncü kişi de almış ve bu üç kişi farklı gruplardan gibi, hani bu işin kesin olarak yani yapılabileceğini, belli ihtiyaç gruplarına ait olduğunu ve gerçekten bu ürün bir değer odağında bir sonuç verdiğini gösteren bir şey oluyor. İşte orada da, o kısımda da, kuluçka kısmında yatırımcıya yönelik çalışma yapıyoruz. Yani artık bir baz oluşturduk, ürününüz noktasında bir teyit süreci yaşadık ve bunu doğruladık ve şimdi yatırım alacağız. Neden? Çünkü yani biz bu şekilde gidersek yani lineer büyüyoruz ama bizim ölçeğimiz, pardon, bizim potansiyelimiz çok ciddi ölçeklere dayanıyor. Bu ölçeklere ulaşmamız için de yatırım turlarına ihtiyacımız var. Bunun tabii sadece burada finansal sermaye değil, aynı zamanda bunun ikinci tur yatırımlarında için gerekli network veya belli global bir girişimse, global doğan bir startupsa, hani ürünü de globale açılacaksa, buna ilişkin bir network olan bir fonla ilerlenir. Kuluçka kısmında da genellikle o yüzden satış yapmış arkadaşların yatırım alma aşamasında ilerlediniz. Bir post kuluçkaya da hızlıca değineyim. Orası da yatırım almış girişimleri orada ele alıyoruz. Orada da farklı özel bir faaliyet grubumuz var. Ve böyle yapılıyor, yapılması gerekiyor. Orada da genellikle ikinci tur ve üçüncü tur yatırımlar için hazırlıklar veya bunlara ilişkin bir kapasite sunma çabası. Diğer tarafta da o projeksiyonun içerisinde dahil olan o ölçeğe ulaşma çabası olarak değerlendirebiliriz. Burada tabii fonların önemli bir desteği varken, bir taraftan da bizim gibi kurumların desteği olması, o fonlara
sadece girişimci değil, aynı zamanda o fonlara bir omuz atması ve o işlerin çözmesi, bazı engelleri aşmaya çalışması gerçekten çok büyük fayda sağlıyor. Yani kuluçka mekanizmaları tarafında özellikle bizim taraf, çünkü tamamen entelektüel bir destek söz konusu oluyor. Ama bu entelektüel desteğin içerisinde sadece know-how transferi veya bu anlamda bilgi paylaşımı yok. Aynı zamanda network paylaşımı var. Aynı zamanda işte pazarlama tarafında, satış tarafında onlara destekler var. Hatta stratejik işbirlikleri ağıyla birlikte o global tarafta da atılım için gereken o kanal, o destek var. Yani bu açıdan değerlendirebiliriz. Hızlandırma evet. tarafı ise o da başka. Onu da, o biraz daha kısa olacak. Yani kuluçka tarafında çok fazla seviyeden bahsettik ama aslında startup'ların seviyelerini anlatırken biz kuluçkalardan bahsettik, farkındaysanız. Evet. Hızlandırmada bu seviyeleri çok ayırmıyoruz açıkçası. Biz daha çok burada MVP ve üstü dediğimiz, yani ürün aşamasına geçmiş artık arkadaşların değerlendirildiği programlar olarak hızlanma programları alıyoruz. Çünkü hızlanma programlarında yatırım yapma şartı var. Yani bir hızlanma programı yatırım yapmıyorsa, yani içeriye dahil ettiği startup'a yatırım yapmıyorsa, o tam yani doğru bir hızlandırma karşılığı olmuyor. Hızlanma programı olmuyor. Yani siz hızlanma programı açıyorsunuz veya hızlandırma kuruluşusunuz. İçinize aldığınız veya bünyenize kattığınız girişimciye mutlaka bir oranda yatırım yapıyorsunuz. Ve zaten amacınız da o. Hızlandırmış süreçlerde çok yoğunlaştırmış bu faaliyetleri, gene eğitimdir, mentörlüktür vesaire faaliyetlerini yapıp asıl hedefiniz yatırımcı eşleştirmeleridir. Yani siz ilk tur yatırımı bir nevi hızlandırma kuruluşu olarak melek yatırımı yapmış oluyorsunuz ve sizden mezun olması şartı da aslında ikinci tur yatırımlarda hızlandırma programlarının lead ettiği yatırım turlarının olması. Ve böylece hızlandırma programı mezun olan kişi hızlı bir şekilde ölçeklenmeye çalışıyor ve ölçekleme potansiyelini hayata geçirmiş oluyor. Yani hızlandırma programlarında bir tane seviye var. O da işte minimum MVP diye bahsediyor. Tabii bu işin şeyi değil yani. Bunların hiçbirisi bir kanun değil gerçi ama hani buradaki doğru metodolojiye karşılık gelen doğru pratikten bahsediyoruz tabii ki. İşte böyle olunca da çok ciddi bir herhalde İbrahim Bey, değil mi? Dünyada da hemen hemen benzer şekillerde olduğunu düşünüyorum zaten. Evet ya, yani şöyle tabii, benzer şekillerde ama değişiyor mu? Tabii ki değişiyor. Yani biz de startuplarla empati kurmalıyız biliyorsunuz. Yani kurmak zorundayız. Yani bu işin standardı olamaz. Hatta bizim taraftaki ekosistem bu standartlara, işte yaptırımlara, müeyyidelere çok karşı olan bir teamül, kültürü temsil ediyor. Çok özgürlükten besleniyor. O yüzden sürekli bir değişim, sürekli işte pivot etme durumları bizde de oluyor startupta olduğu kadar. O yüzden sürekli empatik süreçler geliştiriyoruz ve değişeceğimiz veya pivot edeceğimiz, evrileceğimiz noktada startuplarla işte bu geri bildirim mekanizmalarıyla hareket ediyoruz. Peki İbrahim Bey, sizde şu an herhangi bir başvuru açık mı şu anda? Yani startuplar size geldi ve size geldiği zaman acaba şu anda bir herhangi bir hızlandırma programına başvurabiliyor mu? Açık mı şu an? Evet, evet. Biz de şimdi onu konuşuyoruz bir tarafta. Yani çok fazla bizim programımız var. Biz hani BTM'ye birazcık anlatacak olursam, BTM az önce saydığım mekanizmaların, özellikle entelektüel mekanizmaların hepsini tek çatı altında barındıran bir kurum. Fakat BTM hani bu doğru bir şey mi, yanlış bir şey mi, onu tartışmaktan ziyade bir ilk tek bir varsayımı temsil ediyor. Yani varsayımdan kastım da, acaba olacak mı? Bu böyle bir teveccüh alacak mıyız? Girişimciler bu tip imkanlara karşılık bulacak, verecek mi? Gibi bir soruya yönelik yaptık burasını. Ve yani benzer kuluçka mekanizmalarından farklı olarak burası bir ticaret odası tarafından kurulmuş. Yani İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş olan bir startup merkezi BTM. Böyle baktığınız zaman dünyada ilk ve tek olan bir şey. Yani o yüzden varsayım diyorum. Fakat bizim için de hani bizim varsayımımız şuydu. Bizim için çok mantıklı bir şeydi. Yani hep böyle bilgi pratik, yani teori pratik, üniversite sanayi, yani bilgi yoğun çalışan kurumlar, pratik ve sanayi yoğun, üretim ticaret yoğun çalışan kurumlar var. Fakat hep akademiden veya bilgi yoğun çalışan kurumlardan uzanan bir el var ama buradan uzanan bir el yok. Yani ticaretin, sanayinin ve real pratiğin temsilcisi olup da bu müşterekte buluşmaya çalışan bir kanal yok. Biz de dedik ya, bunlar hep üniversite tarafından yapılıyor. Bizim taraftaki kanal biz olabilir miyiz acaba
diye bir varsayım ortaya çıkardık. Ve bir dünyada ilk olarak ve tek olarak bir ticaret odası böyle bir, tabii ki ticaret odaları girişimcilik projeleri yapıyor ama bu denli yapısal bir şekilde, yapısal bir karşılık bulacak bir kurum oluşturmamış bu zamana kadar. İlk defa BTM ile bunu yapıyor ve biz bunu yapınca da hibit bir merkez oluyoruz. Evet, az önce bahsettim ya, kuluçka programları var, hızlandırma programları var. Bir de endekslerde artık hibit programlar geçiyor. Yani kuluçka mekanizmalarının hepsinin bir arada olduğu, hızlandırma programlarının olduğu, bazı tematik sektörel niş alanlarda kapasitelerin oluşturulduğu, bazı sektörel kümelenmelerin olduğu ama hepsinin startup dikeyinde olduğu böyle özel kurumlar, hibrit startup merkezleri. BTM Türkiye'deki tek veya iki taneden bir tanesi olan, hani dünyada da sayılı olan hibrit startup merkezlerinden bir tanesi. O açıdan bizim birçok programımız var ve her türlü startup seviyesine karşılık gelen bir mekanizmamız var ve bu mekanizmanın hepsi özelleşmiş faaliyetler içinde barındırıyor. Faaliyet havuzlarını barındırıyor. Ve kümelerin hepsine ayrı ayrı özel hizmetler sunuluyor. Ve bunlar bilaveden, yani bir komisyon, bir ücret, opsiyon alınmadan yapılıyor. Bunu yapmamızın sebebi de girişimcilerimizin iş modelleri hayata geçtiği oranda biz bölge ve ülke ekonomisi kalkınacağını düşündüğümüz için, varsayımlarımızdan bir tanesi bu olduğu için sonuçta biz İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu bir vakıf olarak biz de bu anlamda önemli bir geri bildirim almış oluyoruz. Dolayısıyla startup'ın hangi seviyede olduğuna bakmaksızın farklı seviyelerde mekanizmalarımızın hepsinin şu anda çağrısı açık. Ve bunları www.btm.istanbul adresinden başvurular yapabiliyorlar. Şu anda 28 Temmuz'a kadar bu çağrılarımız açık. Ama onun yanında bizim mucit girişimci diye bahsettiğimiz donanım bazlı girişimcileri baz alan bir şeyimiz var, kapsamımız var. O da, onun başvuruları da açık. Ama bir taraftan da onu da bir ikisini vereyim son olarak. Ya, biz girişimcilik merkezi ama tek hedef kitlemiz girişimciler değil. Topyekun bütün girişimcilik ekosistemi ve onu oluşturan aktörler olduğu için bu aktörlerden en önemlileri de yatırımcılar ve iş insanları. Ve biz onlar için bir program oluşturduk. Yatırımcı hızlandırma programı. Bu programda aynı girişimci yaptığımız gibi iş insanlarına, sermaye sahiplerine bazı destekler sunarak, sadece eğitimler vesaire değil, simülasyonlar sunarak onları startup yatırımcısı olmaya çalışmalar yaptırıyoruz. Onlara programlar veriyoruz. Ve orada iş insanlarını programa dahil edip mezun olurken onların startup yatırımcısı olmasını bekliyoruz. İşte bu programımız çok önemli program. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Onun çağrısı da açıktı. Her an bitebilir. Onu da söylemiş olayım. Çünkü kapandı olduğunu söylediler bana geçen bu hafta. Ama bu her böyle 2 ayda 3 ayda bir açılan bir çağrı. Web sitesinden lütfen bununla ilgili takibinizi yapabilirsiniz. Buradan duyurusunu yapmış olalım. Yani ama bizim bütün bu şeyleri, kuluçka mekanizmanı, startup'a ilişkin seviyeleri içine alan mekanizmalarımıza ait çağrımız açık ve o da 28 Temmuz'a kadar sürecek. Evet, yani şu anda eğer btm.istanbul adresine giderseniz yukarıda programlar kısmı var. Programlar kısmından size uygun bir programı seçebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Farklı farklı programlar var. Hatta zaten aslında oradaki logolarda anlatıyor. Şu an paylaşamadım. Ekran görüntüsü paylaşmaya çalıştım ama paylaşamadım. İşte çekirdek var. İşte daha küçük fide var. Biraz büyük daha fide var. Ondan sonra böyle büyüye büyüye aslında oradaki logolardan da görebiliyorsunuz. Kendinize uygun mutlaka programa bir göz atın ve başvuru yapmaya çalışın. Çok kısa, 25 dakikaya çıktık İbrahim Bey. O yüzden zaman hızlı geçti. Şöyle yapalım. Çok kısa bir şekilde geçen hafta Sahne XTarch etkinliği düzenlendi. Orada 14 farklı girişimci çıktı ve onlar da sunumlarını yaptı. Genel olarak Sahne XTarch etkinliği nasıl geçti? Yani aslında size sormak lazım. Siz de oradaydınız. Sizin için nasıl geçti? Keyif aldınız mı? Çok keyif aldım gerçekten. Hem startupların sahneye çıkarak katılımcılara sunduğu fikirler çok iyiydi. Hem de katılımcılar arasındaki network de çok iyiydi. O yüzden aslında şöyle de söylemek lazım. Sahne XTarch etkinliği de her yıl üzerine koyarak ilerleyen ve bu anlamda daha profesyonel olan bir etkinlik olarak artık Türkiye'deki girişimcilik ekosistemindeki yerini aldı bence.
Yani çok teşekkürler. Yani burada tabii işin şakası yani. Ben sonuçta hani biz kendimizi ifade etmek isteriz ama asıl geri bildirimler buradaki katılımcılar, sizin gözünüz çok önemli bizim için. Görüşleriniz. Yani bizim tarafta tabii şey oldu. Biz özellikle ısrar ediyoruz. Bu tip etkinlikleri biz kendi bu Furya'daki yerleşkemizde yapalım. Bizim biliyorsunuz yerleşkemiz 7/24 açık bir yerleşke. Hani 3000 metrekarelik bir alan. Böyle sahnemiz var falan. Güzel imkanlarımız var. Bunu kullanalım istiyoruz. Ama kullandıkça da tabii çok fazla teveccüh alıyoruz. İşte sahne ihtiyaçları 1000'den fazla insan gelince burası birazcık şey oldu. Yani biraz kalabalık oldu. Biraz şikayet ettiler ama kalabalıktan kaynaklı. Ancak çok gerçekten verimli bir etkinlik oldu. Hem işte bu işin demo tarafıyla, show tarafıyla hem bir taraftan etkileşim ve geri bildirim tarafında standlarımız oldu. Girişimcilerimiz sunumlar yaptı. Burada keynote speaker'ımız vardı. Panellerimiz oldu. Yani bu anlamda bir sahne ihtiyaç bir mezuniyet etkinliği ama hani hem komüniteyi birleştiren hem de dışarıdaki o BTM'nin dolaylı komünitesini içeriye dahil eden bir etkinlik bu. Ve artık böyle 6 ayda bir yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar sordum 17 defa yapmışız yani. 5. yılımızda yani Evet. 5 yıldır biz faaliyetteyiz. 5. yaşımızı kutluyoruz. 17 defa yapmışız. Gerçekten önemli bir şey bu katılım. Yani sahne ihtiyaçları tabii ki yapmaya devam edeceğiz. Ama girişimcilerimizin buradan istifade ettiğini gördükçe sahne ihtiyacı olan yatırımımız da tabii artacak. Binlerce kişinin katıldığı, bir sürü girişimcinin istifade ettiği, etkileşime girdiği bir aslında sosyal bir gün, etkileşim günü, eşleştirme günü olarak değerlendirebiliriz. Sadece bir demo günü olarak değerlendirmek uygun değil. O açıdan biz çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Ve bunları daha da üzerine yatırım yapa yapa koya koya gitmeyi düşünüyoruz, arzu ediyoruz. Evet, harika. İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz. Valla yani normalde bizim Ben yayınlar teşekkür ederim. maksimum 15 dakika oluyor. Şu an 30 dakikaya yaklaştık. Ama Çok tabii özür dilerim. Ben biraz şey yaptım ama. konu güzel bir konu olunca ben de açıkçası bölmek istemedim. Çünkü girişimciler bunu YouTube'da aradığı zaman, Google'da aradığı zaman karşılarına rehber gibi bir şey çıksın aslında. Ve işte ön kuluçka nedir, işte normal kuluçka nedir, post kuluçka nedir gibi gibi aslında bunları da bence yakından takip etmeliler. Çünkü bu da bir bilgi işi. Yani bu bilgileri siz paylaştınız. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Ekibe de çok selamlar. Tamamdır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum size. Evet, Teknoloji Dünyası programının sonuna geldik. Bu hafta konumuz Sayın BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı'ydı. Ve kendisiyle startup ekosistemindeki destekler nasıl olmalı konusunu konuştuk. Canlı yayın değildi, banttan yayındı. Dolayısıyla sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. YouTube'da, LinkedIn'de, Twitter'da ve Facebook'ta yer alıyor videomuz. Yorumlara yazın. Biz de bu yorumlara cevap vermeye çalışalım. Şimdiden iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.